fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini İbn Sina, El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinde fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, "Dağların da taşların da cümle ormanları fındıklıktır." demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te kosik olarak geçer. Bir dünya markası Türk fındığı, vatan yahut fındık ve neden vatan yahut fındık? Elbette Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'sinden etkilendik, esinlendik, ilham aldık ama önemlidir fındık. Türk destanlarında fındık, stratejik askeri ürün fındık. Zira 1. Cihan Harbi'nde 1917'de 10 milyon 95 kilogram fındık satın alınır ve ordu, asker, Mehmetçik günlerce fındık yer, vatanı korur. Ve 2017, 100 yıl sonra yine Türk Silahlı Kuvvetleri fındık satın alır. Doğu Karadeniz'in %80 eğimli bahçelerinde vatan toprağını adeta fındık korur, kollar erozyona gitmesini önler. Fında ocak denir. Ocak kutsaldır Türkistan medeniyetinde. Evin ocağı ocaktır, ocaklar tütmelidir. Türbelere, Allah dostlarının mezarlarına ocak denir. Bir de fındık ocağına ocak denir. Çünkü değerli, kutsal olduğu için Tanrı dağlarına ısık göre gökten inen ışık, o ışıktan türeyen fındık ağaçları. Evet, fındık değerlidir bizler için. Biz de önemli bir yerdeyiz. Vatan yahut fındık belgeseli çekimi için araştırmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin çok önemli bir kurumu, uluslararası bir kurumu, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu, Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nin gıda bölümündeyiz ve gıda bölümü başkanımız Sayın Cesarettin Alaşal var. Bey'le birlikteyiz. Efendim, önce sizleri bir tanımak istiyoruz. Buyurun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim davetiniz için. Tabii ki böyle bir programı organize ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben Giresunluyum. Giresun ili Keşav ilçesi, Karabuduk nahiyesi, Arnavut köyündeydim. 20 Haziran 1967'de Giresun'da doğdum. Aile olarak da fındık üretimi yapıyoruz. O yüzden fındık bizim için, ailemiz için, Giresun için çok önemli. Şu anda ben TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdürlüğü'nü yapıyorum. 13 yıldan beri bu kurumda çalışıyorum. Son 5 yılda enstitü müdürü olarak görev yapmaktayım. Biz biraz daha Cesarettin Alaşal varlığı tanımak istiyoruz. Şöyle tanımak istiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bazen değerlerimizi tam yeteri kadar anlatamıyoruz. Kendisinin bir fındık üreticisi olduğunu söyledi ama dünya çapında bir fındık akademisi. Biz yaptığımız araştırmada çok önemli ödüller aldınız. Dünyanın çok önemli saygın kurumlarında, hatta önümüzdeki günlerde Japonya'ya gidiyorsunuz. Japonya devletinin davetlisi olarak kabuklu yemişlerle ilgili. Biraz daha açabilir miyiz efendim? Kimdir Cesarettin Alaşalvarlı ve kabuklu yemiş, fındık başta olmak üzere uluslararası çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, ben ilk öğretimi Karabuduk nahiyesinde, ortaokul ve lise öğretimi Giresun'da, üniversite eğitimi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gördükten sonra 1990 yılında İngiltere'ye gittim. İngiltere'de gıda alanında master ve doktoramı yaptım. Hani bölümde 3 yıl doktoraüstü çalışmayı tamamladım. Daha sonra Nerede, hangi üniversite oldu? University of Lincoln'da, İngiltere'de. Daha sonra 1997 yılında Amerika'da Genç Araştırmacılar Bilim Ödülünü alarak Japonya'dan davetiye aldım. Ve Japonya hükümetinin destekleri kapsamında
2 yıl boyunca Japonya'da Yokohama'da araştırma merkezinde araştırmacı olarak görev aldım. Peki oradaki araştırmamı bir yıla indirdim. Çünkü İngiltere'den aynı üniversiteden hocalık teklifi aldıktan sonra 98'de İngiltere'ye döndüm. Aynı üniversitede 7 yıl üniversitede öğretim görevliliği yaptım. Fındık çalışmama da 97 yılından itibaren Japonya'dan döndükten sonra da start vermiş oldum. 2006 yılında Türkiye'ye döndüm ve ilk defa TÜBİTAK'ta başladım. Burada da olmaktan son derece mutluyum. Eşim de aynı zamanda Giresunlu bir tıp doktoru. Kendisi de burada Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. Tabii ki bizim bilim hayatı aktif olarak İngiltere'de başladı. Ben şu ana kadar 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Institute of Food Technology tarafından ilk Türk bilim insanı olarak Fellow Award ödülünü aldım. Daha sonra 2015 yılında Marmara Araştırma Merkezi'nde en başarılı araştırmacı ödülünü aldım. Yine 2015 yılında Sabri Ülker Vakfı tarafından düzenlenen gıda, beslenme, sağlık anlamında Harvard Üniversitesi'nden gelen hocaların da jüri üyeliğinde geliştirmiş olduğum kolesterol düşürücü buzlu çayı sayesinde Sabri Ülker İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldum. Akabinde yine benim de kurucu üyesi olduğum Uluslararası Fonksiyonel Gıdalar ve Takviye Gıdalar Birliği Merkezi Kanada'da bunlar tarafından en başarılı araştırmacı ödülüne layık görüldüm. Şimdi bu cuma günü kısmet olursa Japonya'ya gidiyorum. Japonya'da Kobe ilçesinde 5 gün boyunca 3 kongrenin birleştiği bir uluslararası kongre düzenleniyor. Bu kongrede de yine dünyada 4 kişiye verilen ISNFF Fellow Award ödülünün sahiplerinden birisini ben olacağım. Diğer ödül alan Japon, bir diğeri Avustralyalı ve bir diğeri de Tayvanlı birisi. Bu bakımdan dediğim gibi uluslararası anlamda bayağı bir faaliyet gösteriyoruz. Tabii TÜBİTAK'ın dışında, burada yaptığım görevin dışında uluslararası görevlerim de var. TÜBİTAK tarafından Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında özellikle gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık ve biyoekonom alanında Türkiye delege üyesiyim. 3 yıldan beri bu delege üyeliğini yapıyorum. Uluslararası Sert Kabuklu Yemişler ve Kuru Meyveler Birliği'nin bilim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda akademi kurulu üyesiyim. Yine aynı zamanda Akdeniz Ülkeleri Avrupa Birliği projelerinde danışma kurulu üyeliğim var. Yine de çok prestijli bir dergi olan Gıda Kimyası Dergisi'nde de 4 yıldan beri editörlük yapıyorum. O kadar çok şey anlattınız ki ve hakikaten önemli. Peki, fındığa geleceğiz ama biz bulunduğumuz kurum, ayrıca TÜBİTAK Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Zira çok özel bir izinle, çok özel bir mekanda fındık, diğer gıda ürünlerinin de analizlerinin yapıldığı, özellikle fındıkla ilgili çok değerli çalışma ve bilimsel araştırmaların yapıldığı TÜBİTAK Gıda Bölümü Başkanlığı'nda ve TÜBİTAK'ın içerisindeyiz. Teşekkür ediyoruz hem MAM Başkanlığı'na hem de TÜBİTAK Başkanlığı'na böyle bir izin verdiler. Gıda bölümünü biraz açar mısınız? Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi bizim Marmara Araştırma Merkezi kapsamında 7 enstitü var. Bu 7 enstitüden bir tanesi gıda enstitüsü. Gıda enstitüsü olarak şu anda biz 53 personelimiz var. Bunların üstü 3'ü yönetici pozisyonda, diğer kalanlar araştırmacılar. Genellikle biz çalışma alanlarımızı 3 farklı stratejik iş birimine gerçekleştiriyoruz. Gıda bilimleri ve teknolojisi, beslenme ve fonksiyonel gıdalar, gıda mikrobiyolojisi ve biyoteknoloji alanında. Şu anda burada çekimini yaptığımız olan bölümde bizim pilot tesisimiz. Yani biz aslında dediğim gibi sadece sanayiye geçişte olan pilot ölçekli çalışmalarımızı burada yapıp direkt sanayiye aktarım yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin geneline gıda test analiz hizmeti veriyoruz. 360 farklı gıda alanında analiz hizmeti yapıyoruz. Bu oldukça yüksek bir rakam. Aynı zamanda gıda analizlerde yanlış olan analizlerde bize hakem olarak gönderiyorlar. Mahkeme kanalıyla çok fazla analiz geliyor. Onları raporluyoruz ve bizim burada verdiğimiz sonuçlar mahkeme kanalında itibarlı sonuçlar olmuş oluyor. Bir de danışmanlık yapıyoruz firmalara. Tabii ki burası pilot tesis olduğu için biz burada bu pilot tesis aynı zamanda gıda sektörünün hizmetlerine de açık. Bazı firmalar gelip burada günübirlik bazı cihazları kullanıyorlar ve hatta ufak bir deneme yaptıklarında bu altyapımızı kullanabiliyorlar. Çok güzel bir tesis. Bize de açtınız ve burada bu söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Fındık Türkiye için ve dünya için ne ifade eder efendim? Evet. Aslında fındık tabii ülkemiz için çok önemli bir katma değerli bir ürün. Hani ben her zaman derim yani fındık bizim başımızın tacı bir ürün. Gıda ihracat ürünlerine baktığın zaman yani fındık ürünü birinci sırada gelmekte.
Tabii ki ben yaş itibariyle 52 yaşındayım ama son 30 yıldır fındık ihracatımız maalesef hep 1,5-2 milyar dolayı düzeyinde gidiyor. Bu hiçbir zaman dediğim gibi 4 milyar, 5 milyar düzeyine çıkamadık. Hani bunun... Ona çıkmanın sebeplerine geleceğiz. Evet, evet. Özellikle bizim dünyadaki Türk fındığının yeri ve önemi nedir? Evet. Üretim pozisyonumuz nedir fındıkta? Tabii biz şimdi fındıkta dediğim gibi üretim yıllara göre değişiyor. Mesela 2019 yılı üretim yaklaşık 700 bin ton civarında kabuklu fındık üretimi. Biz dünyanın toplam fındık üretiminin yaklaşık %70 düzeyindekini Türkiye ülkemiz karşılıyor. Tabii ki fındık denince bir Giresun kalite fındık, bir de Levent kalite fındık olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle bizim tombul fındık olarak tabir ettiğimiz Giresun kalite fındık en değerli fındık. Bu yağlı fındık dediğimiz mi? Evet, yağlı fındık dediğimiz. Bunun dışında kalan diğer 18 çeşit fındık vardı Türkiye ortamında. Yağlı fındık, bizim Giresun kalite fındık. Diğerleri ise tüm fındıklar Levent kalite olarak geçiyor. İşte bunun içinde Çakıldak var, Foşra, Mincane gibi farklı yerlerde farklı olarak isimlendiriliyor. Peki bu Giresun kalite deyimi bütün dünya fındık sektöründe bir ifade mi efendim? Bir kalite değeri mi? Aslında olabilir. Aslında Giresun kalite tombul fındığın Fiskobirlik tarafından coğrafi işareti alındı ama tam bilimsel verilere maalesef bu dayanmıyor. Biz bununla ilgili olarak Giresun tombul fındığının coğrafi işaretiyle olarak şu anda bir İtalya'da bir ikili işbirliği projesi verdik. Eğer bu proje gerçekleşirse Giresun tombul fındığının coğrafi işaretini bilimsel olarak ispat etmiş olacağız. Ya dünya kabul edecek. Tabii dünya kabul edecek. Tabii ki ben 98'den bu yana 20 yıldır aşkın fındık üzerine çalışıyorum. 30'a yakın bilimsel makalem var fındıkla ilgili. Daha çok fındığın besin öğeleri, fındıkta bulunan sağlıklı biyoaktif bileşikler ve bunların sağlık üzerine olan etkileriyle ilgili çok fazla bilimsel çalışmalarımız oldu. Fındık tabii çok önemli. Müsaadenizle fındığın kısa bir bilgisini de vermek isterim. Tabii fındık bildiğiniz gibi yağlı bir ürün. Yaklaşık 100 gram fındık dediğimizde %60'ın yağda oluşturmakta, %17'si karbonhidrat, %15'i protein, %5-5,5 civarında su, %3'ü de kükür olarak adlandırmaktayız. Tabii fındığın en önemli bileşeni yağ olduğu için yağ fındıkta çok önemli. Özellikle fındıkta bulunan yağ, yağ asitleri kompozisyonu bakımından benzersiz bir özelliğe sahip. Özellikle fındık yağına baktığımız zaman 16 farklı çeşit yağ asidi barındırmakta. Bunların içerisinde %80-85 düzeyinde oleik asit dediğimiz en yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri bulundurmakta. Yine kısmen %10 civarında linoleik asit dediğimiz 18-2 karbonlu yağ asitleri de mevcuttur. Tabii fındık yağ asitlerinden başka çok iyi, zengin bir E vitamini kaynağıdır. Yaklaşık yağ bazından bakıldığı zaman 100 gram fındık yağında 40-45 gram miligram düzeyinde E vitamini bulunmakta. Bizim de günlük E vitamini ihtiyacımız yaklaşık 15 miligram. Yani 30 gram fındık yağı tükettiğimizde biz günlük E vitamini ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tabii ki bunun yanında fındık özellikle sterol bakımından oldukça zengin. Sterolları da belli miktarda bulunduğu zaman vücuttaki kan kolesterol düzeyini düşürmede de denge sağlıyorlar. Yine fındık yağında bulunan sfingolipidlerden dolayı kanser oluşumunu önleyici etkileri bulunmakta. Bu bakımdan fındık yağı oldukça önemli. Uluslararası bilim camiasının kabul ettiği değerler mi bahsediyorsunuz? Tabii ki. Bunlar birebir benim de çalıştığım ama diğer bilim insanlarının da çalıştığı bulunmuş ortal değerler. Benim vermiş olduğum değerler daha çok Giresun tombul fındığına özgün değerler. Ama Levent kalite fındık da dediğim gibi yaklaşık olarak bu değerlere yakın bir değerdedir. Tabii ki fındık özellikle yağ bakımından çok zengin dedik. Fındık özellikle bütün esansiyel dediğimiz amino asitleri bünyesinde bulunduruyor. Yine fındık 100 gram fındıkta %13 gram düzeyinde lif bulunmakta, diyet lif. Özellikle diyet liften dolayı insana tokluk hissi vermekte ve uzun süre acıkmamakta insanlar. Bu bakımdan fındık dediğim gibi aynı zamanda fındık bakır ve magnezyum bakımından çok zengin kaynak. Yani biz normalde günde bir avuç diyoruz. Bir avuç hem Avrupa Amerika Gıda ve İlaç Birliği hem de Avrupa Gıda Güvenliği Birliği tarafından sağlık iddianamesi kapsamında fındık onaylandı. Yani Avrupa Amerika Birleşik Devletleri 1,5 ons diyorlar. Ona yaklaşık 42,5 grama denk geliyor. Eğer diyor siz günde 42,5 gram yani normalde bir avuç fındık diyoruz biz.
bir avuç fındık tükenirseniz kalp damar hastalık riskinden koru diyorlar. Bu şekilde yine aynı şekilde EFSA'da, European Food Safety Authority dediğimiz Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu da onlar da 30 gram fındık tüketildiğinde kalp damar hastalıkları riskini önlediği yönünde sağlık iddianamesi de aldı. Aynı zamanda fındığın içinde bulunduğu sert kabuklu yemişler. Yani şurada şöyle bir kaldırdığımızda evet. 1 kilo. Evet. Ama çok ucuz bir fiyata. Gerçi biz evet. ziraat tarım noktasına girmiyoruz evet, evet. ama %70'inin üretildiği evet. dünyada hem tarihiyle hem kültürüyle evet. dediniz ya değerli hocam fındık tokluk hissi veriyor diye. Evet. Evet burada kitapları görüyorsunuz. Birbirinden evet. önemli kitaplar var. Fındıkla ilgili çalışmalar var. İlk olarak fındık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Neşriyatı diyor ki 1935 yılında evet. fındık kongresi toplanıyor efendim. Bizzat Atatürk'ün talimatıyla Fisko Birlikler Fındık Araştırma Enstitüleri daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlıyor. Hatta evet. duyun umumiye borçlarının fındık satılarak ödendiğini biliyoruz. Ama en önemlisi Kafkas Cephesi Vehip Paşa 1917 Kafkas Cephesi'nin en şiddetli olduğu ceryan biliyorsunuz Kopdağ, Gümüşhane. Evet. Harşit Vadisi Tripoli'ye kadar olan bir cephe 10 milyon 95 kilogram fındık satın alıyor. Silahlı kuvvetler, evet, ordumuz evet. ve askere dağıtılıyor. Bir kısmı satılıyor, cepheye silah alınıyor. Ve evet. 10 milyon 95 kilogram fındığın satın alınması o dönem en önemli besin değeri olması çok önemli. 18 Nisan 1916 Trabzon'un işgali Giresun'da paniğe sebep olur. 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa ordusunu Tirebolu ilçesinden Erzincan'a uzanan hat üzerinde yerleştirir. Bu hattın önemli bölümü Harşit Çayı'nın batı sırtlarındadır. Ama kapıyı daha büyük bir tehlike çalmaktadır. Açlık. Yüz binlerce muhacir Giresun ve Ordu'ya yığılmıştır. Vehip Paşa'nın karargahı sıkıntı içindedir. Savaş yüzünden tüm erkekler cephelerdedir. Halk tarlalarını ekip dikememiştir ve son çare olarak fındığa tutunmuştur. Hatta bu dönemde insanlar yiyecek ekmek bulamadıkları için fındık kabuğu, mısır gödenesi ve kara ağaç kabuğunu el ve su değirmenlerinde öğüterek ekmek bile yapmışlardır. Vehip Paşa da ordusunun kurtuluşunu fındıkta görmüştür ve 1917 yılı mahsulü olan 10 milyon 90 bin fındığı bedeli karşılığında toplanmasını istemektedir. Fındığın sahibi olan halksa son çare olarak gördüğü fındığı elinde tutmak istiyordur. Nihayet bedeli ödenmek şartıyla fındık toplanmıştır. Fındık son çare olsa da aslında tam anlamıyla asker için uygun bir yiyecektir. Tok tutması dışında fındık yağlı bir yiyecek olduğu için askeri sıcak tutacak, ona enerji verecek ve taarruzda çabuk yorulmamasını sağlayacaktır. 1916, 1917, 1918 yıllarında fındık ordu ihtiyacı olarak kullanılmış, tam anlamıyla vatan savunmasının ana yiyeceği olmuş ve her kesimi kasıp kavuran açlık bir nebze olsun teskin edilmiştir. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen Harşit savunmasının canlı şahidi siperler ve şehit mezarları, Tirebolu, Esbiye, Güce ve Gümüşhane dağları ve yaylalarında birer ıslak imza olarak Kafkas cephesine canlı şahitlik yapmaktadır. Çok enteresandır, 1. Cihan Harbi 100. yılını devirirken, 2017 yılında fındık yine ordu ihtiyacı olarak karşımıza çıkmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 388 ton kavrulmuş iç fındığı ordu ihtiyacı olarak almıştır. Aklımıza hemen Harşit savunmasını getiren bu olay göstermektedir ki, aradan geçen 100 yılda fındık vatan savunmasındaki öneminden hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Ama fındık sadece savaş yiyeceği değil, barışın da vazgeçilmezidir. Fındık sadece askerlerimizi değil, toprağımızı da korur. Fındık çok iyi bir enerji kaynağı. Çünkü yüksek yağdan dolayı %60 civarında yağ bulunduruyor. 100 gram yani natürel fındık 630 kilokalori enerji sağlıyor.
Hani normal biz birey olarak yaklaşık olarak günlük işte 2000-2500 düzeyinde, yani günlük performansınıza göre enerji ihtiyacı düşürüldüğü zaman aslında dediğim gibi 100 gram fındık, hani biz 100 gram tavsiye etmiyoruz ama 100 gram fındık tüketildiğinde toplam günlük enerjinin neredeyse 3'te 1'ini, yani 4'te 1'ine yakınını fındıktan sağlayabiliyoruz. Fındığın en önemli konularından bir tanesi de sağlık boyutu. Ben özellikle fındıkla ilgili fındığın içinde yer aldığı iki kitap yazdım. Bir tanesi 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Sert kabuklu meyveler, bunların bileşikleri, fitokimyasal özellikleriyle yaklaşık olarak burada bütün sert kabuklu meyvelerin içinde olduğu bir kitap elinizde de olacak bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bunlarla ilgili yeni çıkacak bir kitabınız, hatta daha yayınlanmadan bu uluslararası kongrede. Bu kitap dediğim gibi 2009 yılında yayınlandı. Editörlüğünü ben ve Kanadalı bir bilim insanıyla beraber yaptık. Sert kabuklu kuru meyveler, bileşikleri, fitokimyasal özellikleri ve sağlık üzerine etkileri. Şimdi yakın bir zamanda Şubat 2020'de çıkacak olan sert kabuklu yemişlerin ve kuru meyvelerin sağlık üzerine olan etkileriyle ilgili bir kitap yazdık. Ben baş editörüm. Diğer 3 editör de İspanyol. Bu editörlerden bir tanesi Barcelona Üniversitesi'nde, diğer yine bir Riviera Üniversitesi'nde, Barcelona'da. Üçüncü şahıs yine İspanyol ama Lima Londra Üniversitesi'nde, Kaliforniya'da. Benim haricimde diğer üçü tıp doktoru. Biz bunlarla beraber sert kabuklu yemişlerin ve kuru meyvelerin sağlık üzerine olan tüm etkilerini, fındık başta olmak üzere tüm etkilerini yayınlandık. 2020 yılının Mayıs ayının sonunda Dubai'de INC International Nuts and Dietary, sert kabuklu yemişler ve kuru meyveler kongresinde bu kitabın lansmanı yapılacak. Ve INC bu kitap daha çıkmadan 500 adet sipariş verdi almak üzere. Oradaki üyelerine dağıtmış olacak. Tabii ki fındık sağlık bakımından çok önemli. Birincisi yapılan bilimsel çalışmalar, bizim de yaptığımız bilimsel çalışmalar orada. Hacettepe Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Asım Örhem hocamız var. Çok değerli bir hocamız. Biyokimya bölüm başkanıydı. Şu anda rektör yardımcısı. Onun da çalışmalarıyla normalde düzenli fındık tüketildiğinde bir ay boyunca fındık toplam kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Yani bu çok önemli bir konu. Yani bu zamana kadar yapılan bilimsel çalışmalar bunu bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bizim diğer bir konu metabolik sendrom dediğimiz hastalıklarla mücadelede, bunlar özellikle inflamasyon, hipertansiyon kanlarında da fındık bayağı bir etkili. Özellikle yüksek tansiyonu da düşürmeye fayda sağlayabiliyor. Hani derler ya işte fındıkta çok yağ olduğu için kilo aldırmaya sebep oluyor. O yüzden fındık tüketmiyoruz yağlı çok olduğu için. Bu tamamen ters bir algı. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki, bizim yaptığımız çalışmalar da aynı yönde. Düzenli fındık kullanıldığında, yani tavsiye edilen miktarda, biz bir avuç diyoruz. Bu 40 gram, 30 gram olabilir. 6 ay boyunca, yani günlük aldığınız diyetin enerjinin %10'u, 13'ünü fındıktan alırsanız, ki bu da bir avuça denk geliyor, herhangi bir kilo artışına neden olmuyor ve bununla ilgili yüzlerce makale var. O yüzden dediğim gibi, yani günde bir avuç fındık tüketirsek günlük almamız gerekiyor olan enerjinin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir kilo artışına neden olmuyor. Tabii fındık özellikle glisemik indeksi düşük ürünler grubunda olduğu için, glisemik indeksi 33. O yüzden diyabetik hastaların insülin ihtiyacını, daha az insülin ihtiyacına neden olabiliyor. Çünkü fındık tükettiği zaman daha az insülin ilacı kullanabiliyor. Bu yüzden insülin direncinin azalmasına neden olabilir ve özellikle diyabet hastalarının kontrolünde de fındıklı diyetin her zaman yeri var. Yani gönül rahatlığı da diyabet hastaları da fındık tüketebilirler. Glisemik indeksi düşük olduğu için. Tabii ki fındığın özellikle kanser üzerine olan etkileri de yapılan çalışmalar var ama özellikle biliyorsunuz kanser dünyada en fazla ölümcül hastalıkların ikinci sıraya geri alıyor. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 10 milyon insan kanserden hayatını kaybediyor. Bununla ilgili bir sürü çalışma yapılıyor. Tabii fındıkla da düzenli beslenme yapıldığı zaman kanser hücrelerini inhibe ettiği ile ilgili çalışmalar var ama bunlar daha çok detaylı çalışmalar değil maalesef fındıkla ilgili. Bunun dışında fındık özellikle en son Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda, hani de bir reklam vardı, Aganigin Aganigin reklamı.
fındığın enerjiden dolayı güç verdiğini, az önce de bahsettiğim 100 gram fındık tüketildiğinde 630 kilogram enerji veriliyor. Bu çalışmada bir genç fareler, bir de yaşlı fare grubu seçildi. Bu fare gruplarına fındık verildi. Özellikle yaşlı fare gruplarındaki farelerin, fındıkla beslenen farelerin testosteron yani erkeklik hormonunu ve sperm kalitesini artırdığını gözlemlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Ben de destek verdim. Bunu yakın bir zamanda da iyi bir dergide yayınladık. Aslında fındık tüketildiği zaman dediğim gibi aynı zamanda hani biz şuna da tavsiye ediyoruz. Mesela bazı çocuğu olmayan insanlar oluyor. Sperm kalitesi yeterli olmayabiliyor veyahut da yetersiz oluyor. Düzenli fındık tüketildiğinde hem sperm kaliteleri daha canlı oluyor, daha fazla oluyor. Hem de dediğim gibi erkeklik hormonunu, testosteron hormonunu daha iyi duruma getirebiliyor fındık tüketimi. Müthiş şeyler anlatıyorsunuz hocam. Evet. Yani ilk defa duyuyoruz. Biz evet. Vatan Yarat Fındık belgeseli evet, çekimi evet. için biraz tarih, kültür, sanat noktasına doğru gittik. Evet. Ama bilimsel olarak özellikle burayı tercih ettik. Birçok başka kurum var. Türkiye'nin gururu burası. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Gıda Bölümü Başkanlığı. Evet. Hem de fındığı da yakinen bilen evet. bir değerli hocamız ve dünya çapında bir hocamızla bunu konuşuyoruz. Fındığa çok önem vermişiz. Cumhuriyet evet. ilk yıllarında kalkınılmış. Bakın şu çok değerli bir şey. Ve evet. bu fındık çubuğundan oluyor. Evet. Fındık çubuğundan birçok şeyler yapılıyor. Fındık hayatımızın her tarafında var. Buna ne diyorsunuz efendim? Gençliğimde ben de yapardım bunlardan. Yani, yapar mıydınız? Tabii efendim? Yapardım. Evet. Sepet, kıdık, tabii şelek, harar. Bizim köyde bunların çok iyi ustaları vardı. Biz de merak ederdik. Ondan sonra bunların soyma işlemi bayağı marifetli ne bir iştir. Ne kadar hoş değil mi? Tabii tabii yani çok güzel şeyler. Fındık tabii, ormanları. Aynen öyle. 1948 2. Fındık Şurası evet. toplanıyor. Ve 2. Fındık Şurası'nın birebir burada tarihiyle, kültürüyle yine fındığı görüyoruz. 4. Fındık Şurası da, 3. Fındık Şurası da Giresun'da 2004 yılında. 10-14 Ekim 2004 evet. Giresun'da. Çok değerli Mehmet hocamız vardı sağ olsun. Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun öncülüğünde bu fındık şurası toplanmıştı ve çok sayıda tebliğ gelmişti. Biz de Cesaretin Hocam bir tebliğ sunmuştuk 2004 evet. yılında. Çünkü fındığa vefa borcumuz evet. var. Çevrenin korunmasında, vatan toprağının erozyona gitmemesinde fındık bahçelerinin önemi diye 2004 evet. yılında bir tebliğ sunmuştuk. Hakikaten vatan toprağını tutuyor. Eğer bizim orada o vatan toprağı tutuluyorsa, orası Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından Doğu Karadeniz vatan haline getirildiyse fındığın yerleşim düzenine geçmede çok önemli Hı. rolü olduğunu görüyoruz. Evet. Ama siz gıda, sağlık noktalarında evet. bu bilgileri veriyorsunuz. Buradaki tarih ve kültürle ilgili de dediğimiz gibi çok sayıda kitaplar var. Hocam yine sizi dinleyelim. Tamam. Şimdi tabii ki özellikle tabii fındık olarak değil de sert kabuklu yemişler olarak biz bakıyoruz. Yani fındığın içinde olduğu sert kabuklu yemişlerin kalp damar hastalıkları riskini düzenli tüketildiğinde %25'te %30 düzeyinde azaltıldığını bilimsel olarak birçok makalede kanıtlanmış durumda. Nedir o sert kabuklu yemişler? Onu da bir açar mısın? Aslında sert kabuklu yemişler bunun içerisinde ceviz, badem, Antep fıstığı, makadamya, keşü, Brezilya fındığı, çam fıstığı, yer fıstığı gibi. Bunlar sert kabuklu. Ama fındık daha bir ön planda. Tabii tabii fındık daha ön planda. Şimdi tabii ki yaklaşık bundan 5 yıl önce İspanya'da çok büyük bir çalışma yapıldı. Kardiyovasküler çalışma. Bu çalışmada yaklaşık olarak 8000 denek bulundu. Bu 8000 denek kardiyovasküler riski yüksek olan hastalar seçildi bunlarda. Ve bu hastalara Akdeniz diyeti uygulandı. 3 bölüm ayrıldı gruplar olarak. 8000 kişi 3 gruba ayrılıyor. Bir gruba Akdeniz diyeti, Akdeniz diyetiyle beraber günlük 1 litre sıkma zeytinyağı, soğuk sıkma zeytinyağı. Biliyorsunuz zeytinyağı da çok önemli bir. İkinci gruba Akdeniz diyeti artı 30 gram fındığın içinde olduğu sert kabuklu yemişler. Ceviz, badem ve fındık verildi 30 gram günlük. Diğer gruba ise, kontrol grubuna ise normal diyet uygulandı ama bu gruba çok yağlı yememeleri tavsiye edildi. Ve bunlar 5 yıl boyunca gözlemlendi. 5 yıl boyunca gelinen noktada şu bulundu. Özellikle Akdeniz bir diyetiyle beslenmede gerek soğuk sıkma zeytinyağı olsun, gerek fındık diyetin olsun, kontrol diyete göre kardiyovasküler risk belirteçlerinde %30'a yakın bir azalma gözlemlendi.
Ve bu dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Ben de Japonya'da bu cuma günü Japonya gideceğim. Sert kabuklu yemişlerin kardiyovasküler sağlık üzerine olan etkileriyle ilgili bir konuşma yapacağım Japonya'da. Kalp sağlığı üzerine. Konuşmam başında da söyledim. Hem FDA yani Food and Drug Administration gıda ve ilaç birliği Amerika Birleşik Devletleri'nde hem EFSA European Food Safety Authority Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu her iki birlikte Amerika Birleşik Devletleri 42 gram, Avrupa Birliği 30 gram fındık tüketildiğinde kalp damar hastalıkları riskini önlediğini söyleniyor. Yani başarı sağladığını. Şimdi bakıldığında özellikle diyete bağlı kronik hastalıklar dediğimiz bunlar kardiyovasküler hastalıklar, bunun içerisinde kalp damar hastalığı da var, kanser, tip 2 diyabet ve obezite toplam ölüm oranlarının %60'ına denk geliyor. Şimdi biliyorsunuz dünya genelinde yaklaşık olarak 17 ile 18 milyon insan her yıl kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybediyor. 10 milyonun üzerinde insan kanserden hayatını kaybediyor. Şu anda ülkemizde yaklaşık olarak nüfusun %10'undan fazlası diyabet hastası, tip 2 diyabet hastası. Obezite biliyorsunuz çağımızın en büyük hastalık olarak görülmüyor ama aslında bir hastalık olarak da geliyor. Çünkü obez olduğunuz zaman diğer kardiyovasküler hastalıkları da beraberinde geliyor. Tip 2 diyabet hastalığı başlıyor, kanser başlıyor, ondan sonra kalp krizi başlıyor, bu tür hastalıklar oluyor. Bilim insanları diyor ki, eğer diyorlar düzenli beslenmeyle beraber bu kalp damar hastalıklarından %40 düzeyinde korunabilirsiniz diyor. Toplam ölüm oranlarının %60'ını bu hastalıklardan diyete bağlı hastalıkta oluşturuluyor. Diğer %42 genetiksel alanlar, diğer 20'si ise çevre faktörleri, yaşam tarzı, sigara veyahut da alkol kullanıp kullanmamanıza göre hayat tarzını değiştiriyor. O yüzden sağlıklı beslenmede biz bu hastalıklardan %40 düzeyinde faydalanabiliriz. Yani fındık da çok sağlıklı bir ürün olduğu için her gün benim önerim 40 gram natürel fındık, kavrulmuş fındık diye demiyorum, natürel fındık. Çünkü fındık zarı özellikle biyoaktif bileşikler bakımından, sağlığa etki eden biyoaktif bileşikler bakımından ve antioksidan bakımından çok zengin. Yiyor muyuz peki hocam bu fındığı? Yani Türkiye olarak çok fazla maalesef tüketmiyoruz. Yani dediğim gibi ülke olarak aslında dünyanın en büyük üreticisiyiz ama mesela bir İspanya'ya göre, İtalya'ya göre çok daha az şey tüketiyoruz. Sert kabuklu yemiş tüketiyoruz. Bence bunun sayısının miktarının artması gerekiyor. Peki hocam, her şey gayet güzel. TÜBİTAK olarak ne yapıyorsunuz gıda bölümü olarak? Evet. Şu an bu mekandayız. Evet. Aslında tabii ki ben 20 yılı aşkındır özellikle fındığın bileşenleri, fındığın sağlık üzerine olan etkileri, natürel fındık, kavrulmuş fındık, fındık zarındaki bileşikler, özellikle fındık zarı çok önemli. Fındık zarı, fındığın normal kavrulmuş fındığa göre 100 kat daha yüksek antioksidan aktivite gösteriyor. Çünkü antioksidan aktivitesi yüksek bir gıdayı biz tükettiğimizde vücudumuzda bulunan serbest radikal dediğimiz radikalleri inhibe ediyor, inaktif hale getiriyor. Serbest radikaller inaktif hale geldiği zaman da vücudumuzdaki hastalıkların başlanması önlenmiş oluyor. Aslında yani birinci dediğim gibi şarja basan, marşa basan birinci kısmı önlemiş oluyoruz yüksek antioksidan aktiviteyle beraber. O yüzden fındık yan ürünleri de çok değerli. Özellikle fındık zarı başta olmak üzere, fındık zarının gıda alanında çok fazla kullanım alanı olabilir. Ben İngiltere'de bulunduğum sürece özellikle fındığın diğer yan ürünleri dediğimiz fındık sert kabuğu, yeşil zürzürüfü ve yaprağında özellikle kanser tedavisinde kullanılan ve kanser ilacının aktif maddesi olan taksol ilacının aktif maddesi olan paklitaksel'i biz bulduk. Sert kabukta, fındık yeşil zürüfünde ve yaprağında. Tabii bu miktar şu anda ticari olarak üretilen porsuk ağacından 900 kat daha az miktarda. Hani çok fazla ekonomik olarak feasible gözükmediği için hani ben bu işin üzerine fazla gitmedim. Ama belki ileride teknolojiyle beraber belki bu değerlendirilebilir. Yani fındık yan ürünleri de aynı zamanda tıp alanında kullanabiliriz. Fındık İsraillerin elinde olsa onu bir cam şeyin içine alıp ve tek tek satarlar. Evet. Bugün internette de dolaşıyor evet. O. Yani bu kadar değerli, bu kadar önemli fındık ve fındıkla ilgili de burada gerçekten güzel çalışmalar evet. Yapıyorsunuz. Ayrıca projeleriniz de var. O tabii. Projelerden de evet. Bahsedebilirsiniz ama
bir topyekün fındık ve kabuklu yemişlerle ilgili bir milli seferberlik başlatılmalı diye düşünüyorum. Tabii ki doğru. Yani sadece ülkemizde fındık değil, fındık haricinde ceviz, Antep fıstığı gibi ürünlerimiz de var, bademlerimiz de var. Badem konusunda Amerika Birleşik Devletleri önde. Yani yaklaşık 1 milyon ton üzerinde yıllık üretimleri var. Ama bademde işte dediğim gibi talep sorunu olmuyor, arz talep sorunu olmuyor. Ülkemizde 700 bin ton fındık üretiliyor dediğim gibi. Fındık çok olduğu zaman fındık para etmiyor. Para etmediği zaman çiftçi fındıktan kendini alıyor. Neyse bu dediğim gibi işin birazcık daha hani farklı noktası. Özellikle biz yani fındık alanında ben 2 yıl önce fındık tanıtım grubunun ve Giresun Ticaret Borsası'nın destekleriyle beraber Japonya'da Hokkaido Üniversitesi'nde fındığın obez olgulardaki yeriyle ilgili bir araştırma yaptık. Yine orada hem hücre kültüründe hem de fareler üzerinde fındıklı diyetin, burada natürel fındık, kavrulmuş fındık ve fındık zarının külü alıp almadığını hem hücre düzeyinde hem de fareler üzerinde denemesini yaptık. Yine orada da dediğim gibi yani düzenli fındık tüketiminde farelerde herhangi bir külü artışı neden olmadı. Yani insanlarımız gönül rahatlığıyla günlük alması gerekli olan enerjinin %10 düzeyinde eğer fındıktan alırsa o enerjiyi herhangi bir külü artışına neden olmuyor. Tabii ki fındıkta bu bilimsel çalışmaların yanında en önemli konulardan bir tanesi de bizim ihracatımızı artırmamızın en etkin yollarından bir tanesi de katma değerli ürün geliştirmemiz gerekiyor. Maalesef bizim fındık konusunda faaliyet gösteren firmalarımız çok fazla yenilikçi firmalar değiller. İşte atalardan kalma usulle beraber hala fındık kırma, fındık kavurma, fındık füre burada kalıyoruz. Aslında dünyanın en büyük fındık üreticisi bizim olmamıza rağmen davul bizim elimizde, tokmak Ferrari'nin elinde, İtalyanların elinde. Çünkü nihai karar onlar veriyor. Çünkü onlar bir ürün... Güçlü bir firma mı? Çok güçlü bir firma. Ferrero firması Nutella'nın da dünya çapında satışını yapıyor. Sadece bir Nutella firması. Düşün yani bugün Türkiye fındığının yüzde belki 40'ını 50'ini alıp işliyor. Ama sadece bir Nutella bazında bütün dünyaya satıyor. Biz de bunun gibi dediğim gibi marka değeri yüksek olan ürünler geliştirmemiz gerekiyor ki ihracattaki payımız artsın. Türkiye'deki fındığın ne kadarını alıyor bu bahsettiğimiz firma? Benim bildiğim kadarıyla tam rakamını bilmiyorum ama en azından Türk fındığının %40 düzeyinde Ferrero firması alıyor. Zaten fındığın %90'ı çikolatacılık sektöründe kullanılıyor. Şu anda mesela özellikle Hristiyan aleminin Aralık ayı sonu itibariyle dini bayramlar olduğu için şimdi mesela çikolatacılık sektörü pik yapmış durumda o ülkelerde. Şimdi fındık tüketimine çok fazla bir talep var. Bizim de fındıktan katma değer yüksek ürünler geliştirmemiz mesela, gerekiyor. Mesela işte biz bundan yola çıkarak ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Çünkü her zaman ben şunu sormuşturum kendime. Hatta INC'nin bazı toplantılarında, üst düzey toplantıda da bunu dile getiriyorum. Biz fındıkta 1,5-2 milyar doların üzerine çıkamıyoruz. Biz fındıkta 5 milyar dolar ihracatı nasıl yakalayacağız diye sorduğumda kimseden çıt çıkmıyor. Aslında çok basit, zor bir şey değil. Bizim fındıktan katma değer yüksek ürün geliştirmemiz gerekiyor. Biz ondan sonra ne yaptık? Biz enstitü olarak fındık sütü geliştirdik. Amerika'da badem sütü geliştirmişlerdi. Benzer şekilde fındık sütü geliştirdik. Normalde fındığı aldıktan sonra soğuk sıkma presya ile beraber sıkma fındık yağı elde edebiliyorsun. Geri kalan kısımdan fındık sütü yapabiliyorsun. Geri kalan kısımdan da fındık kahvesi elde ettik. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, aynı zamanda eski Enerji Bakanımız, onun da bu konuda çok talepleri oldu. Yakın bir zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğiz. Özellikle fındık kahvesine, fındık sütüne ve soğuk sıkması, fındık yağına ilgi duyduklarını söylediler. Biz şu anda enstitü olarak hem fındık sütü hem fındık kahvesi geliştirdik. Ama çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Fındıktan çok farklı yeni alternatif ürünler geliştirilebilir. Mesela ne olabilir derseniz, özellikle fındıktan sıvı ve katı formda içecekler geliştirilebilir. Yine çünkü fındık gluten içermediği için gluten free dedikleri, serbest dedikleri olduğu için özellikle gluten intoleransı olanlar da bunu rahatlıkla kullanabilecekler. Özellikle sürülebilir şeker ilavesiz fındık kreması geliştirilebilir fındıktan. Fındık derecesi geliştirilebilir normal bu kaplamalarla beraber. Ben bir 7-8 yıl önce Hawaii'ye bir kongreye gitmiştim. Orada makademiyana çok popülerdi. Orada çok farklı dereceler gördüm. Mesela Japonların kültüründe soy sos çok önemli. Bir de bu wasabi, böyle yeşil renkli bir
şey vardır, acılı bir ürün vardır. Yediğiniz zaman ağzınızı yakar. Mesela wasabi drajeli makademi yapmışlar. Soy ürünlü de makademi yapmışlar. Tamamen o kültüre yönelik olan. Biz de kendi kültürümüze yönelik olan bu tür kaplamalarla fındık, dediğim gibi, üretimini, tüketimini artırabiliriz. Fındıktan boza yaptık en son olarak. Bu daha da geliştirilebilir. Fındıklı peynir yapılabilir. Ondan sonra tofu yapılabilir. Özellikle Japonya'da, Kore'de ve Çin'de tofu çok önemli. Soyadan yapılıyor. Fındık zarından doğal renklendiriciler yapılabilir. Özellikle fındık zarı kahverengi. Kahverengi gıda boyasında, doğal gıda boyası olarak kullanılabilir. Kıvam arttırıcı, özellikle gıdalarda gıda katkı maddesi olarak olan kullanılan alanlarda emulgatörler gibi ürünler elde edilebilir. Özellikle fındık yağı alındıktan sonra geriye kalan küspede şu anda çok iyi bir protein kaynağı. Fındık yağı alındıktan sonra geriye kalan kısım yüzde yaklaşık olarak 100 gramda %40 ile 45 düzeyinde protein içeriyor. Buradan yüksek proteinli fındık içecekleri elde edilebilir. Ondan sonra fındık aroması elde edilebilir. Fındık kavrulurken kavurmadan çıkan buharla beraber fındık aroması elde edilebilir. Cildi bizim o evet. 20-25 yıl önce biz Türkiye'de Giresun Ticaret Odası, Giresun evet. Dernekler Federasyonu işbirliğiyle evet. yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da ilk kez bir fındık kongresi evet. düzenlemiş. Hatta o gelen konuşmacılardan birisi fındığın cildi güzelleştirdiğini, kolesterol tabii. o zaman dedi. E vitamini yüksek olduğu için E vitamini çok farklı alanda kullanılıyor. Fındık doğal antioksidanlar bakımından E vitamini, C vitamini, bir de selenyum içeriyor. Bunlar da aynı zamanda doğal antioksidanlar oluyor. Ama tabii fındıkta bir de fındık polifenolce de zengin. Polifenoller özellikle biyoaktif dediğimiz sağlığa faydalı olan bileşikler demek. Bunlar çok minor düzeyde. Yani miligram, mikrogram düzeyinde bulunuyor fındıkta. Ama çok az miktarda olsa bile sağlık üzerine çok büyük etkileri olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Tabii ki biz yakın bir zamanda, ben 10 yıldır uğraşıyorum, bir Avrupa Birliği projesi aldık biz. IPA InnoFood projesi. Bu proje kapsamında bu yerleşkemiz içerisinde gıda inovasyon merkezi kuruyoruz. Yaklaşık 24 milyon euroluk bütçeyle beraber gıda inovasyon merkezi bu ve gıda inovasyon merkezinin içerisinde 8 tane buradaki pilot tesisimize benzer hattımız olacak. Continue hattımız olacak. Bu 8 hattan bir tanesi fındık işleme hattı. Çünkü neden? Bizim ihracatımızı artırmamız için katma değerli ürün geliştirmemiz gerekiyor. Katma değerli ürün yapabilmemiz için de altyapımızın, proses ekipmanlarımızın, cihazlarımızın yeterli uygun olması gerekiyor ki biz bunları katma değer sağlayalım. Burada yapacağımız katma değerli ürünleri biz bölgelere, yani fındıkla ilgili olan KOBİ'lere, sanayicilere transfer edeceğiz. Diyeceğiz bizim böyle böyle bir ürünümüz var, siz bu ürünü geliştirin, yani bunu ticaretleştirin, bunu satalım diyeceğiz. Bu bağlamda Giresun Ticaret Borsası ile beraber, Giresun Ticaret Borsası bizim yerel ortağımız, Giresun Ticaret Borsası'nın kampüs alanı içerisinde yaklaşık 3,5 milyon euro bütçe ayırarak gıda araştırma ve test analiz laboratuvarı kuruyoruz. Aslında ben burayı fındıkta bir marka yapmak istiyorum, bu laboratuvarı. Yani Giresun Ticaret Borsası'nın kampüsüne kurulacak olan gıda test analiz laboratuvarında fındıkla ilgili aklınıza gelen her türlü analiz hizmeti verilebilecek. Yani dünyada yapılamayan, fındıkla ilgili yapılamayan bütün analizleri burada yapıyor olacağız ve bura 5 yıl boyunca TÜBİTAK denetiminde olacak. 5 yıldan sonra da dediğim gibi Giresun Ticaret Borsası'na verilecek. Diğer bir sorun, biliyorsunuz özellikle fındık hasat dönemi yağışlı bir döneme de geliyor. Özellikle bu yılda ben de fındık topladım aynı zamanda. 2 hafta fındık bahçesinde çalıştım. Yağmurdan fındığı patoza çekiyoruz, fındığı kurutamıyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de fındık kurutmak. Özellikle fındığı iyi kurutamadığımız zaman özellikle yağışlı ortamlarda fındıkta aflatoksin oluşuyor. Aflatoksin de ihraç ürünlerini analiz ettiği zaman yurt dışı gümrüklerden geri dönüyor. Bu geri dönen ürünler ülkemize geliyor. Bunlar ihmal edilmediği için maalesef insanlarımıza yediriliyor. Ve bu da kanserojen bir madde olduğu için insanlar bu sayede kanserik olabilirler. Ben dedim ki o zaman biz bir fındık kurutma sistemi geliştirebilirim dedim. Tamamen güneş enerji sistemiyle beraber fındıktan 1.8 tonluk 8 saatin içerisinde 1.8 ton fındığı kurutabilecek tamamen güneş enerji sistemiyle beraber bir fındık kurutma sistemi dizayn yaptık. Dün de Giresun'daydım ben. Giresun Ticaret Borsası ile Giresun'daki ilgili makine yapan firmalarla görüştük. Ankara'dan güneş enerji firması geldi, onlarla görüştük. İnşallah bir iki ay içerisinde
bu fındıkta kurutma sisteminin ihalesine çıkıyor olacağız. Aslında bakıldığında biz Giresun'umuzu tamamen bir hezderiz işte. Giresun fındığı ve kirazın başkenti. Artık Giresun TÜBİTAK sayesinde fındık araştırmanın da başkenti, fındık analizlerinin de başkenti durumuna götüreceğiz. Tabii bu arada Giresun Üniversitemizle beraber de ortak çalışmayı düşünüyoruz. Özellikle üniversitemizle beraber oradaki insan gücünü, oradaki laboratuvarla beraber bulunup daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum ben. Hatta üniversite rektörümüz Yılmaz Can Bey, Profesör Doktor Yılmaz evet. Can Bey ile bu fındık konusunda söyleşi yaparken evet. aynen şunu söyledi. YÖK, Yükseköğretim Kurumu, üniversiteleri artık bir tema üzerinden evet. ihtisaslaşın. Biz evet. dedi de fındığı ön plana aldık. Evet. Fındık deyince Giresun Üniversitesi evet. hatıra gelecek. Tabii madem dünya markası Giresun evet. fındığı. Gerçekten önemli. Ya, tabii ki bu alanda geçen bir ay önce ben Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından davet edildim. O üniversitede çay konusunda ihtisaslaşma üniversitesi olmuş. Benim tabii fındıktan sonra en çok çalıştığım diğer bir alanda benim çay alanı olduğu için o üniversitemiz tarafından davet edildik. Çalışta yapıldı. Orada da işte yakın, orta, uzun vadede stratejik hedefler konuldu. Yani Giresun Üniversitemiz de bu şekilde fındık konusunda ihtisas üniversitesi olursa biz bilgi birikimi olarak Giresun'da kuracak olduğumuz laboratuvar ve tesis olarak her zaman üniversitemizin yanında beraber çalışmakta mutluluk duyarız. Vatan yahut fındık. Evet. Ne kadar önemli olduğunu değerli hocamdan görüyoruz. Hatta vatan yahut fındığa bir şey de ilave etmek gerekiyor. Eğer sağlığınızı düşünüyorsanız fındık. Sağlıklı evet. yaşamak istiyorsanız fındık ve sağlıklı, güçlü, enerji, kuvvetli olmak istiyorsanız fındık gerçekten önemli. Hocam üreticilere ki hem Doğu Karadeniz bölgesi hem Batı Karadeniz bölgesi hatta Türkiye'nin başka noktalarında Bitlis'in Hizan ilçesinde fındık üretildiğini gördük. Evet, evet. Üreticilere ne mesaj vermek istersiniz efendim? Tabii biz ayrı olarak da biz üreticiyiz. Siz hani fındığın içinden doğan birisi olarak yani üretimdeki tüm sorunları biliyorum. Tabii malum bizim Karadeniz'in en büyük sorunlarından bir tanesi göç olayı. Göç olayı olduğu için yani maalesef Karadeniz'de fındık bahçelerinde çalışacak, üretim yapacak eleman sayısı çok az, yetersiz. Mesela örnek vereyim, bizim hasbelkader 20-30 ton civarında bir fındığımız oluyor. Gürcistan'dan, Adıyaman'dan, Urfa'dan işçiler geliyor. Ve bu insanlar fındık tarımını bilmiyorlar. Çoğu dediğim gibi bizim arazimiz %70-80 engebelli olduğu için, dik araziler olduğu için yürüyemiyorlar. Hatta geçen Urfa'dan bir ekip geldiğinde bahçede yürüyemediler. Akşam gitmek zorunda kaldılar. Çünkü dediler biz burada çalışamayız. Ülkemiz arazi engebelli bir arazi olduğu için bir de sanayi çok gelişmediği için maalesef çok fazla göç yürüyoruz. Bugün malumunuz Gebze, Çayırova ve bu civarda yaklaşık 40-50 bin Giresunlu var. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da 300 bin civarında Giresunlu var. Almanya'da, Hollanda'da. Evet. Hocam bir şey daha yanlış yapılıyor. Oradan bir kampanya evet. başlatalım. Değerli izleyenlerimiz, sayın valimiz, sayın dernek yöneticileri, belediye başkanlarımız, bir ciddi yanlış var. Temmuz ayının başında yayla şenliği diye bir iki günlük bir şenlik. Bizim buradan gurbetten insanlar batır kütür gidiyorlar. Evet. Bir iki gün eğlen, sonra fındığa kalmadan çek gel. Evet. Yayla şenlikleri durdurulmalı, fındık toplama şenlikleri başlatılmalı. Ne dersiniz efendim? Aslında doğru. Yani biz Giresunlar olarak günleri, şenlikleri maalesef çok seviyoruz. Aslında dediğim gibi fındık temalı şenliklerin yapılması... Fındık toplama şenlikleri, tabii, fındık, torun, torba, damat tabii. getirmek lazım oraya. Evet. Ve o bahçelerde güzel şenlikler düzenlemek lazım. O torun gitsin görsün, damat gitsin fındık toplasın. Hatta fındık toplama turizm faaliyetleri, yani fındığı gelip dostlarımızı evet. götürmeliyiz. Topladığın fındık senin olsun demeliyiz. Tabii ki. Çayda bir ara yapılmıştı filan. Yayla şenliklerinin yerini fındık toplama şenlikleri. Aslında tabii ki burada yapılması gerekli olan konulardan bir tanesi. Geçen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gittiğimde de gördük. Oradaki çalışma konulardan bir tanesi çay ve turizmdi. Şimdi Rize'nin belli bir bölgesinde çay bahçesinin içerisinde çay temalı bir çay parkı yapılıyor. Ve burada çayla ilgili kendi çayını toplayıp demleyip içebileceksin. Dediğim gibi bunun türlü aktiviteler yapılacak. Benzer şekilde biliyorum Giresun Ticaret Prosesi'nin önderliğinde bir fındık müzesi kurulma teşebbüsü vardı. İnşallah bu gerçekleşir. Bence bu yayla şenliklerimiz tamam bunlar da olsun ama
özellikle bizim fındığı ön plana çıkacak olan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde şenliklerimizin olması fındık gerektiğini ben düşünüyorum. Fındık toplama şenlikleri. Tabii fındık toplama şenlikleri, yani dediğim gibi belki fındıktan ürünlerin yapıldığı şenliklerin olması gerekebilir. Bu bağlamda fındık türküleri, yani tabii, fındık tabii. bahçesinde fındıkla ilgili söylenen evet. türküler. Bir başka şey daha var. Biz bu fındıklar 100-150 yıllık, 200 yıllık fındık bahçeleri var. Evet. Dedelerimizin dedesi bu fındık bahçelerini dikti. O fındıkları topluyoruz, çekip geliyoruz. O fındık harmanından sonra da harman alındıktan sonra ataları dedeleri yad etmek, anmak, hayır. Tabii. Mevlidler okutulabilir, Kur'an hatimleri yapılabilir. Evet. Hem toplarken şenlik, hem bitiminde hatim duası, o bereket de artarak gider diye düşünüyoruz. Ya, tabii şimdi fındıkçılık tek en önemli sorunlardan bir tanesi de bu miras yoluyla bölünmeyle beraber bahçeler çok bölünmeye başlandı. Bahçeler bölününce de zaten yani nüfus olarak çoğunluğumuz işte gurbette olduğumuz için işte 1-2 haftalığına gidip memlekete fındık toplamaya çalışıyoruz. Sadece fındık toplamakla bitmiyor. Bunun bahçenin ayıklanması, ondan sonra parklanması, temizlenmesi, gübresi, ilacı, küfü, derdetesi bunların hepsinin olması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yani bence bu fındıkçılıkta da bu miras yoluyla bölünmenin dışına çıkıp daha böyle şirketleşme mantığıyla belki bir şeyler yapılabilir. Çünkü özellikle fındık hasadı çok önemli. Eğer fındığınızı iyi hasat edemezseniz bahçede başlıyor, harmanda, depolamada hasat olmazsa fındıkta maalesef alfa toksin üremesi oluyor. Alfa toksinli fındıklar yurt dışına ihracatta geri dönüyor. Alfa toksin de kanserojenik bir madde. O yüzden dediğim gibi bahçelerin yanında fındık hasadına da çok önem vermemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki fındık tüccarlarımız var efendim. Onların da bir sorumluluğu var değil mi? Oradan para kazanıyorlar. Evet, aslında dediğim gibi yani fındık tüccarları olmalı mı olmamalı mı, dediğim gibi belki bu tartışma yaratan konulardan bir tanesi. Tabii burada aracılar devreye giriyor. Aracılar devreye girince dediğim gibi fiyatlar aslında fiyatlarda oynama oluyor. Aslında uluslararası büyük firmalar devreye. Aslında direkt olarak bence üreticiden direkt fabrikaya gitmesi gerekiyor fındığın. Yani bu şekilde bir model olması gerekiyor. Hatta TEMO'ya gitmesi gerekiyor. Mesela bir tüccar geliyor sizden fındığı alıyor. Ondan sonra 10 kuruş veya 20 kuruş kilogram fiyatı üzerinden başka bir tüccara satıyor. O 10 kuruş 20 kuruşla beraber bekletiyor 6 ay. Gidip fabrikaya satıyor. Aslında tüccarların bence bu devreden... Yani, üretici, kuvvetlendirmeli üretici direkt... Direkt sanayiciye fındığını teslim... Peki sanayicilerimize ne mesaj vermek istersin? Ya başta da söylediğim gibi bizim yani bakıldığı zaman yani bölgemizde yaklaşık olarak tam sayı bilmiyorum ama 100'den fazla fındık işleme tesisi var Giresun'da. İrili ufaklı işte kırmaydı, kavurmaydı. Ama bakıldığında katma değerli ürün yapılamıyor maalesef. Kırma, kavurma, ondan sonra bu boyutlama, numaralandırmaya göre işte 15, 14, 13 gibi ezme, kıyma, füre. Değerli izleyenlerimiz, yanlış bir anlamayı da önlemek üzere biz şu anda Giresun kalite fındığı konuşuyoruz. Evet. Bir dünya markası olduğu için. Tabii 20-30 çeşit fındığımız 18 var. 18 çeşit fındık var. Fındığımız var ama Giresun kalite fındığını konuştuğumuz evet. için biz Giresun üzerine. Evet. Zira 1926-27'lerde Mustafa Kemal Atatürk'ün fındıkla ilgili çok önemli mesajı var. 1933'te Fındık Şurası'nı topluyor. Evet. Fındık Araştırma Merkezi ilk defa Giresun'da kuruluyor. Evet. Yine 1930'lu yılların ortasında Fisko Birlik Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Atatürk'ün talimatıyla. Evet. 48'de Fındık Kongresi, 2004'te Fındık Şurası 3. Ve fındık tabii Giresun'da Giresun fındıkla anıldığı için hep bunu konuşuyoruz. Evet. Aslında biz Türk fındığını konuşuyoruz. Bir dünya markası olan Türk fındığını. Özellikle Giresun ama genelde bir evet. dünya markası Türk fındığını konuşuyoruz. Tabii fındık üreten illerimiz var. Hemen hemen Karadeniz bölgesi, özellikle evet. Doğu ve Batı Karadeniz evet. bölgesi. Diyorum, akademisyensiniz, TÜBİTAK'sınız, hakikaten görüyoruz, geceli gündüzlü çalışıyorsunuz burada. Bizim medya mensuplarının da büyük bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Evet. Yani gıda noktasında, belki sadece fındık değil, gıda noktasında aklına gelen konuşuyor. Hatta bazı televizyonlar var, her şeyi anlatıyorlar. Aslında bir gıda muhabirliği müessesesi, gıda konusunda ihtisaslaşma gerekir. Medya mensuplarımıza ne mesaj vermek istersiniz burada? Ya tabii ki biz gıda konusunda Tarım Orman Bakanlığı'nın Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü var. Yani Türkiye'de gıda olayının denetimleri onlardan sorumlu. O yüzden biz dediğim gibi yani gıda konusunda çok fazla dediğim gibi hani yani bilgi birikimimiz var ama yani demeç verme şeyimiz yok, yetkimiz yok. Biz dediğim gibi burası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olduğu için biz burada daha çok
inovatif ARGE çalışmaları yapıp bu geliştirdiğimiz ARGE çalışmalarını sanayiye teknoloji transferi yaparak yani lisanslayarak gitme yolundayız. Yani biz yani ileri düzeyde ARGE yapıyoruz. Yani gıda denetimi, gıda kontrolü bunlar tamamen o manada değil. Evet. İhtisaslaşmalı diye düşünüyorum. Gıda noktasında muhabirler, yazarlar, çizerler. Evet yani tabii ki. İşte sağlık muhabirleri var. Parlamento muhabirleri, Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, yok yargı muhabirleri. Gıda muhabirliği gibi gıda konusunda hakikaten bir ihtisaslaşma olmalı. Siz varsınız. Sizden daha iyi. Tarih ve kültür araştırmacısı. Evet. Efendim, şimdi kıymetli hocam aslında konuşulacak, söylenecek çok şeyler var. Biz hakikaten TÜBİTAK Başkanlığımıza, MAM Başkanlığımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu imkanı, bu güzel çalışmaları. Çünkü bilgi en değerli noktadır. Evet. Bilgiye sahip olanlar dünyaya hükmederler. Evet. Bilgi çok kıymetli. Siz de burada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii bizim sormayı unuttuğumuz, sizin söylemek istediğiniz birçok şey olabilir. Buyurun efendim. Şimdi tabii ki yani fındık yani ülkemiz için, bölgemiz için, Giresun'umuz için çok önemli. Yani fındık bizim baş tacımız. Daha önce de konuşmanın başında söylediğim gibi yani gıda alandaki ihraç ürünlerimize baktığımız zaman birinci sırada yer alan bir ürünümüz. Bu ürünümüzü dediğim gibi yukarılara taşımamız gerekiyor. Yani bizim ihracatımızı 1,5-2 milyar dolarlardan 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar dolarlara nasıl çıkarabiliriz konusunda bizim stratejik plan yapmamız gerekiyor. Ama fındıkla ilgili maalesef bir stratejik plan bu zamana kadar yapılmamış. Bunun acilen yapılıp belki eğer Giresun Üniversitemiz fındık konusunda İhtisaslaşma Üniversitesi olarak görevlendirilirse belki dediğim gibi bu alanda ben de destek vermekten memnuniyet duyarım. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir? Fındık strateji konusunda bir yol haritası çizebiliriz. Tabii ki biz TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü olarak fındık konusunda büyük önem veriyoruz. Fındık çok önemli. Fındıkta çalışmak isteyen bütün bilim insanları bizimle temasa geçebilirler. Beraber çalışabiliriz. Bizim altyapılarımızı kullanabilirler. Dediğim gibi yani mükerrer altyapıların farklı yerde kullanmalarına, yapılmalarına gerek yok. Çünkü burası dediğim gibi Türkiye'nin bilim yapmak isteyen herkesine açık olan bir yer. Gıda ve fındık. Gıda. Size nasıl ulaşacaklar efendim? Bana basit dediğim gibi TÜBİTAK MAM GEBZ adresi ulaşabilirler. Gıda bölümü yer aldık. Gıda bölümü TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü müdür olarak yazarlarsa web sayfasında orada iletişim bilgilerimiz var. Bir ücreti var burada cihazların kullanılması. Tabii ki yani buradaki buradaki cihazlar dediğim gibi şimdi bizim bu Avrupa Birliği'nden aldığımız projeyle beraber Gıda İnovasyon Merkezi'nde bizim tabii daha farklı hatlarımız olacak. Fındık hatları bunlardan bir tanesi. Burada 40 yıl boyunca Gıda Enstitüsü'nün başından itibaren bugüne kadar gelinmiş olan cihazlar parkuru var burada. Mesela A firması geliyor diyor ki ben arkada gördüğünüz sprey kurutucuyu kullanmak istiyorum. İşte bunun günlük bir 1.000 lira, 1.500 lira gibi maliyeti var. Gel diyoruz burada bir teknisyen veriyoruz. Ürünü burada üretip gidiyor. Eğer başarılı olursa dediğim gibi o alanla ilgili ARGE çalışmalarına devam ediyor. Ya burada sanayiye geçiş alanı burası. Yani pilot ölçekli üretimi yapılıyor. Eğer pilot ölçekli üretimi siz yaptığınız müddetçe sonra sanayi aktarımı çok daha rahat oluyor pilot ölçekten. Evet, gıda bir güvenlik sorunu. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği stratejisi ve gıdalar üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Ve stratejik ürün dedik fında, vatan yahut fındık dedik fında, fındık 1400'lü yıllardan itibaren ticareti, alımı, satımı 6-700 yıllık, 800 yıllık geçmişe sahip. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında fındığa verilen önem. Askeriye dağıtılan o fındık 1917'de. Cesarettin Bey, aylardır araştırma yapıyoruz Doğu Karadeniz bölgesinde. Evet. Şunları öğrendik sözlü tarih araştırmacısı olarak. Yaşlı teyzelerden. Biz fındığı kırıp içerisini askere gönderdik. Evet. Yesinler, cepheyi korusunlar diye. Kabuğunu da mısır güdenesiyle su değirmenlerinde öğüttük, yedik dediler. Evet. Bu kadar. Kabuğu da önemli, içi de önemli. Her şeyi önemli. Ben rahmetli dedemden birebir duydum kendi ağzından. Özellikle yani dediğim gibi fındık kabuğundan ekmekli ekmek yediğini söyledi. İçerisi askere gitti. Tabii aynen öyle. Dışında da aynen öyle. Açtan ölmemek üzere kabuğundan. Evet. Yani böyle bir ürün. Evet. %70'ini de Türkiye üretiyor. Çok çok değerli bir ürün aslında. Dediğim gibi sahiplenmeliyiz. Biz elimizden geldiği kadar sahipleniyoruz. Ben 20 yılı aşkın yani fındık başta olmak üzere çok fazla çalışmalarım oldu ama
Fındık her zaman benim gönlümde birinci sırada olan bir ürün. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Fındıkta bana bir adım gelene ben üç adım yaklaşırım diyorum. Nerede olursa olsun, dünyanın hangi tarafında olsun fındıkla ilgili biri çalışmak isterse mutlaka bir ortaklık kurmak istiyoruz. O zaman sizi hocam buradan biz sohbetimizi yapıp hatta buraları bize gezdireceksiniz. Tabii ki. Sağ olun. Siz ne dersiniz? Bir hem izleyicilerimiz biraz soluk alsın. Biz böyle fındık yiyerek geldik buraya. Enerji kaynağını yiyerek geldiğimiz için bu fındığı böyle durmadan devam ediyoruz. Evet. İsterseniz sizleri buradan TÜBİTAK'ın gıda bölümü başkanlığından, gıda bölümünden, Vatan Yahut Fındık belgeselimizden kısa bir bölümle baş başa bırakalım. Vatan Yahut Fındık belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Her yıl 40 Ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında Timurhan'a gönderdiği elçi, Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7 milyon 840 bin kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. Fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kalkınmasında fındık en önemli tarım ürünüdür. Osmanlı'dan kalma düyun-u umumiye borçları fındık dış satımlarından elde edilen dövizlerle ödenmiştir. 10 Ekim 1935'te Ankara'da 1. Ulusal Fındık Kongresi toplanmış, fındık nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 1936'da Giresun'da fındıkla ilgili araştırma yapacak istasyon kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1937'de meclis konuşmasında fındığın öneminin altını çizer. Bunun üzerine 28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun'da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ya da daha çok bilinen adıyla FİSKO Birlik kurulur. 1965 yılında Fındık İstasyonu Fındık Araştırma Enstitüsü adını alır. 1983 yılında fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının sınırlandırılmasını öngören 2844 sayılı yasa yürürlüğe girer. Doğu Karadeniz'de yaşayan insanlar için fındığın önemi büyüktür. Fındık yeri gelir iş olur, yeri gelir aş olur, yeri gelir can olur insanlara. Yan yana dikilmiş birkaç fındık ağacı daha sağlam tutunur toprağa. Fındık ocağı denir bir araya gelmiş bu fındık ağaçlarına. Fındık ocakları bir evde, bir köyde hatta bir şehirde ocakların tütmesini sağlar. Ocaklar tüttükçe vatan da güçlü olur. Dünyanın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, günümüzde toplam dünya üretiminin %75'ini, ihracatının ise %70'ini gerçekleştirmektedir. Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Kocaeli illerimizdeki 8 milyonu aşkın fındık yetiştiricisi köylümüzün tek geçim kaynağı fındıktır. 500 binin üzerindeki üretici,
700 bin hektar alanda fındık üretmektedir. 1.8 milyar dolar ihracat geliri hacmiyle fındık, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir gıda ürünü olarak önemini daima korumaktadır. Dünya borsalarında Giresun kalite adıyla Türk fındığı marka haline gelmiştir. Karadeniz insanının işi, keyfi, sevdasıdır fındık. Hayat burada fındıkla başlar, fındıkla devam eder. Her şey fındık vaktine göre belirlenmiştir. Sünnet, düğün ve diğer önemli işler fındık gelirine göre ayarlanmıştır. Sohbetler arasında hep fındıktan önce halledelim ya da fındık sonrası kısmetse uğrayacağım gibi ifadeler kullanılır. 5000 yıllık üretim tarihi olan o küçücük fındık kabuğunun içerisine nice değerler sığdırılır. Çok teşekkür ediyoruz. Son mesajlarınız neler? İzleyicilerimize son mesajınızı alalım. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Fındık konusunda çok duyarlı bir insansınız. Sizlere izliyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten biz tabii fındığın daha çok bilimsel ayağında çalışıyoruz. Yani işte fındığın besleyici özellikleri, sağlık üzerine etkileri, fındıktan katma değerli ürünler. Ama siz fındığa farklı bir perspektiften bakarak bizim aslında yetkin olmadığımız alanlardaki açıklığı kapatıyorsunuz. O yüzden bence çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra fındık konularında çalışmalarımız devam eder. 2 yıl sonra, bir buçuk yıl sonra Giresun'daki laboratuvarımız açıldığında da inşallah sizlerin önderliğinde beraber bir programı orada yapmış oluruz. Yani belki de fındığı da tanıtmış oluruz. İlk defa mı böyle bir fındık konusunda burada böyle bir... Tabii ilk defa çok kapsamlı. Yani Giresun günlerinde... Burada TÜBİTAK'ta. Evet, TÜBİTAK'ta fındıkla ilgili sizinle bir söyleşi daha yapmıştık. Bundan 7-8... Kısa bir söyleşi. Kısa bir söyleşi daha yapılmıştı. Dışında... Onun dışında yok. İlk defa böyle çok yani uzun soluklu bir sohbet oldu. Evet. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Fındığa duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Nasıl duyarlı olmayız efendim? Evet, damarlarımızda fındık kanı dolaşıyor. Evet. Bir de vatan yahut fındık. Evet. Yani fındık bizim milli ürünümüz. Evet. Fındık bizim değerimiz. Fındık Tanrı dağlarında ısık göle gökten Türk destanlarında, Uygur Türkleri destanında bir ışık indi diyor destanda. Ve ısık gölün kenarında fındık ağaçları büyüdü ve yeşerdi dediğini. Tabii fındık çok önemli onun için. Hocam çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Gıda Bölümü Başkanlığındaki Gıda Bölümü Müdürlüğü'nün alet ve edevatlarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Fındık kavurma makinesi. Biliyorsunuz fındıkta kavurma işlemi çok önemli. Şu Giresun'da üretilen bir cihaz bu. Bir fuara gelmişti. Bundan 15 yıl önce bu cihazı bize hibe etti firma. Biz de burada çalışmalarımızda bu cihazı kullandık. Ben özellikle fındık konusunda yaptığım 18 çeşit fındığın tat aroma bileşikleri kapsamında bu cihazı kullandım. Normal fındıkta kullanılan 160 derecede 20 dakika boyunca fındık normal olarak burada kavruluyor. Zarnattıktan sonra bu şekilde bir kavurma elde edebiliyoruz. İç fındığın burada boylanması, şeylerine göre, büyüklüklerine göre boylanması, sonra burada kavurma artı burada füre de yapılabiliyor. Normalde biliyorsunuz füre ezilebiliyor. Bu altyapımız mevcut ama bu altyapımız yeterli değil. Avrupa Birliği projesinden burada kuracağımız fındık işleme hattında bu cihazlara ek olarak 9 tane daha yeni cihaz almış olacağız. Bu cihazlarla beraber yani bir fındık natural fındıkla geldikten sonra tamam kırmadan krokana varıncaya kadar, katma değerli bir ürünce varıncaya kadar bütün aşamalardaki cihazlarımız bizde olmuş olacak. Sizleri kutluyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz.